Çok iyi ya abi. Efsane. O dur lan, bir tane baykuş düşüyor yukarıdan. Atladı. Tam bu fırsat. Timsah gibi. Aha bu da geldi. Hayır, mermi bitti. Hayır. Kalbim. Sakin. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Evrenin bütün güzellikleri sizinle olsun diyerek uzun bir aradan sonra PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Biraz pusucu taktikleriyle ilerleyeceğim. Bu arada bayağıdır video atmıyorum. Dinlenme sürecim vardı arkadaşlar. Onu hallettim. Askerden geldiğimden beri nereden baksan bir seneden beri askerden geldim. Hiç dinlenme şeyim olmadı biliyor musun? Kafamı toplayayım, böyle şey yapayım. Yok, olmadı. Dedim biraz kendime vakit ayırayım, şey olayım falan olsun filan olsun, daha bomba gibi sahneye giriş yapalım diyerek oyunumuza geçiş yapacağız da arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musun kanka? Biraz nutluk var bende. Kolsuzluk yok aslında da, biraz eğlence amaçlı arkadaşlar. Pusara oynayacağız. Rakiplerimizi çıldırtacağız. Şimdi Rozok Reis'e atladık. İlk ambarlar dedik. Yelek çok iyi oldu da, üstüne bir silah alırsak çok güzel olur biliyor musun dostum? Şurada yoksa hayallerimi yıkarsın. Şimdi arkadaşlar bir tane bottan AK aldık. İleride yargı mod 20 açmışlar pompalıyla, bak. Soldan birileri pompik yapıyor. Güzel öldürdü. Kardeş. SDP'nin dediği gibi ya av olacaksın ya da avcı. Ama avı avcıya götüren asla bir it olmayacaksın arkadaşlar. Bak bu mesela avcı olarak avına doğru geçiş yapıyor. Biz de kobra yılanı olarak avımıza yaklaşıyorduk. Orada bir duman tüttü. Adam öldü gibime geldi. Ölsün. Sıkıntı yok. Onları da öldürebiliriz. Birader selamünaleyküm, hayırlı işleriniz olsun, orada yok. Oğlum şu an arkadaşlar biraz sakin oynuyorum. Sağdan bak, şu karşıdan adam vurabilir. Ama oyunun başlangıcı olduğu için herkes silah bulmaya, loot yapmaya adapte olduğu için beni şu an sinek gibi görmeyecekler. Evet, pire gibiyim şu an arkadaşlar. Pire gibi zıplar, arı gibi böyle can yakıp yakarım. O buradalar. Buradalar lan. Beni fark etmediler. Vallahi billahi ne güzel loot yapıyorlar öyle bir abisi be. Araç geldi. Motor. Motor. Sakın buraya gelme. Motor gitti, güzel. Bunun yandaşı değil. Şunlara güzel bir operasyon yapalım. Abi zamanlamanın içine attırayım ya. Nasıl bir şeydir bu? Lan nasıl o kadar fırsatım vardı? İkisi de CC olabilirdi. Neyse neyse. Hiç kendimi belli etmeyeceğim. Beni görmediler. Hemen penguen gibi oralayı buraya atladıklarına göre beni fark etmediler. Güzel bir oyun yapmam lazım arkadaşlar. Sağdan soldan beni sıktığımı zannetsinler. Ben karşıdayım kardeşim. Çok uzaktayım. Ona göre feyiz alın. Feyiz almazsanız sıkıntı çıkar. Tam da bir kobra yılan değil miyim arkadaşlar? Baksana yılan gibi. Of shit. Karşıda adam var. Şu an belli etmeyeceğim. Ölürsem çok sıkıntı. Şu an çok aradayım. Kendimi sırf araç geldi. O görme beni. Harbiden sinek gibiyim be kardeşim. Dikkat edin kardeşim. Pire olup size güzel bir sıkış yapacağım. Adam yanıma geldi. Allah, evin içine gir. Beni fark etme kardeşim. Şuradan çıkarsa çok sıkıntı. Hemen 364 derece dönmem gerekiyor. Abi çok fena daldım. Senin kafanı şimdi alacağım. Gel buraya gel. Bir bakar mısın birader? Bir adres soracağım. Burada bir Pire Hasan varmış. Tanıyor musun sen onu? Güzel arkadaşı geliyor. Abi 9 mermi var. Yalnız mermi yok. Mermi sizle başarabiliriz. Eskilerden kim kaldı be kolu? Tak tak çek. Oh. Oh, rahatladım. Şuradan lütfen abi. Şimdi karşıdan aslan gibi gelebilirler veya çakallar gibi gelebilirler. Aslan burada bizim arkadaşlar. Ne kadar hayvan kendimi adapte ettim. Bir pire diyorum, bir sinek diyorum, bir şeyler diyorum böyle. Aslan iyidir arkadaşlar. Ormanın krallığı iyidir. Biraz mermi çektik. İki tane AK yaptık. Güzel. Çanta şu an çok dikkat çekiyor. Yanımda adam var. Loot yapmak neyse, dur şu adama odaklanalım. Kardeşim pire dedik, sinek dedik, pusacağız dedik de eskileri bırakacağız demedik be kardeşim. Ha, kolay yemde değiliz biliyor musun? Arkadaş uzun zamandan beri oynanamıyorum. Demiştik bunu adam molotofla yapmak isterken kartallar aslana doğru pençe ateşiyle savurmaya çalıştı da yemezler. Yemezler. 3 kişi mi lan bunlar? Vallahi 3 ekip ha. Şu an fena pikliyorlar. C planı. Her zaman bir C planı olmalı bir savaşçının arkadaşlar. Girip basalım. Yoksa beni böyle abluk aldığını alıp indirebilirler. Ne kadar aslan olabiliyorsanız da kafanızı kullanacaksınız arkadaşlar. Bu beyin öyle bir beyin ki güzel kullanmanız gerekiyor. Bak geri çekildik. Kendime doğru timsah Bermuda üçgeni olarak kendime çekeceğim. Ve onları üçgende bitireceğim. Ama biraz daha gitmem gerekiyor. Şu an arkadaşlar şey yapmam gerekiyor da, bir dakika. Boşver, yeri kaçalım kardeşim biz. Bir analiz yaptım da orada tutmadı kardeşim. Şu üste gidelim. Burası da biraz sakat arkadaşlar. Biraz şeyli gelecekler onlar. Koordineli gelecekler sağdan soldan, hissediyorum. Eskilerden kim vardı demiştik. Üçüncü kez söylemiştim. Bak
Tecrübe böyle bir şey arkadaşlar, biliyor musun? Ne kadar oyunu oynamasan da tecrübem var yani. Yılların oyuncusuyuz kardeşim. Ya sizin gibi olamadım arkadaşlar. Siz benden daha iyi oyuncusunuzdur. Ben normal sıradan bir insanım. Şu an yılan gibi yattık da şu çanta çok etiket yapıyoruz bizi buradan kardeşim. İki tane hakemimize çok güveniyoruz. Çünkü güzel yani. İki tane hakemimiz var. Etrafı biraz yılanladım. Onlar oraya gelecekler. Beni şu an evlerde arıyorlar. Bulamadıklarına göre. Bekle abi. Onlara güzel bir ayar çekeceğim. Şunları bir at abisi. Şu çanta çok etiket yapıyor. Bir yer kaplıyor, biliyor musun? En azından adam orada zannettiğimi orayı boş ateş eder. Ben de şuradan indiririm. Aha yaklaşıyor. Vallahi timsahlar yaklaşıyor. Timsahlar yaklaştığına göre aslan hüküm sürmeli. Biraz yaklaş abi. Ha geldi. Vallahi geldi. Beni mi arıyorsun sen ha? Beni mi arıyorsun? Arası sen. Ha? Türkmüş lan, neyse. Türkleri severim de kardeşim, şu an değil. Şu an ben de Türk olduğuma göre bütün avantajlar benim lehime çevirdi. Bana lütfen ölün kardeşim. Şu adamı indirseydik iyi olurdu be. Bir kişi eksilseydi çok iyi olurdu. Ha bomba atıyor. Ay ay. İşte. O soldan da geldi. Abi şundan biri iki. Ha kendi adamını mı öldürdü lan? Bunu başar abi. Mermi. Çabuk çabuk o mermi. Bu niye durdu lan böyle? Bu niye durdu lan böyle? Neyse üçünü aldık arkadaşlar. Kalbim biraz küt küt atıyor. Kaç içeri kaç. Adrenalin yaşayamadım orada. O adam niye orada durdu hiç fikrim yok. Belki arkadaşım bombaladı diye üzülmüş olabilir. Veya banlanmış da olabilir. Ceza almış olabilir. Arkadaşlar şu canlandırma yerine doğru gidelim. Yeni güncellemelerde PUBG Reis sınır tanımıyor. Öldüyseniz de tekrar dirilebilme avantajınızı sağlıyor bize. Evet. Ne kadar benim arkadaşım oyunda olmasa da beni diriltecek olmasa da biz tekrardan lobi çekip tekrardan girebiliriz. Ya bu bütün işi bozdum be kardeşim. Ben adamı şeye yaklaşmaya çalışıyorum, mekanizmi. Bütün işi bozdum be bot. Bak görünmez vururum arkadaşlar. Böyle de bir şeyim var yani, anlatabildim mi? İşlerim var. Tam yılan gibi değil miyim arkadaşlar? Umarım bana benim hakkımda kötü şeyler düşünmüyorsunuz. Normalde ben yapmam arkadaşlar. Eski videolarıma bakın. Hepsinde böyle face to face, yüz yüze. Ama şu an videonun kombini böyle olmak. Şuraya biraz daha yaklaşalım. Şurası yılanlamak için daha iyi ama evde birisi var. Araç geldi. Görme beni. Umarım görmemiştir. Yani kalkamam. Kalkarsam bütün proje bozulur. Yılanlamaya devam. Bedel ödeyeceğiz. Ve risk almak güzeldir. Hayat risk alanları sever. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Evin içine girdi. Buraya sıkıp bakma sakın. Beni fark etmez sanırım. Çok iyi ya abi, efsane. O dur lan, bir tane baykuşu şu yukarıdan. Kardeşim gece görüşleriniz olması gerekmiyor mu sizin? Atladı. Tam bu fırsat. Oo, timsah gibi. Aha bu da geldi. Hayır mermi bitti. Hayır şimdi. Kalbim. Sakin bas şunu. Kendime gelmem gerekiyor. Abi ne oldu öyle? Ölüyorduk az kalsın. Var ya, milimine tutturdum arkadaşlar. Çok sıkıntı. Ama aldık arkadaşlar. Çift darenin böyle bir özelliği. Yanımda kanede falan olsaydı da kafasını atabilirdim yani arkadaşlar. Yani %99 veya %1 ihtimal. Yani biraz şöyle pusalım şu şey gitsin arkadaşlar. Kalbim küt küt atıyor. Ölüyorduk az kalsın. Kardeşim selamünaleyküm. Adam sen yukarıdan indin. Baykuş zaten senin modun değil. Şuna bir bakalım kardeşim. Bunda güzel bu. Bak, bak üçüncü seviye kaslar. Bu liderleri. Geri kalan iki kişi nerede bilmiyorum. Arkadaşlar yavaştan alana gidelim. Bu çikiden çıktım şu an. Üstte adam var. Daha demin bir araç geçti oraya. Veya iki araç, hiç fikrim yok. Alana girelim. Üstüm dolu orası bir kesin de kardeşim. Beni geçirecekler. Orası meçhul. Orada bir şüpheli araç. Asayiş intikal gördük. Güzel. Arkadaşlar video çekmeyi de özlemişim be. Size daha çok özledim. Vallahi. Ayrılmayacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Çok güzel şeyler olacak. Hep beraber. Hep beraber gideceğiz yolun sonuna kadar. Dur oğlum şimdi bırak onu, bunu da öleceğiz şimdi. Oyuna odaklan kardeşim. Böyle kartal gibi gözlerimizi açalım arkadaşlar. Kartalların gözleri. Sen ne yapıyorsun lan orada? Vallahi billahi direkt gördüm bak. Kaçamazsın benden kardeşim. Kaderinden evet. Benden asla. Çok iyi, biraz rahatladık. Üstte adam var demiştim. Bak biliyorum arkadaş. Tecrübe araba oraya gitti çünkü. O birine safe alıyordu. Evet. O onu aldığına göre kardeşim
Biz de ona göre hareket edelim. Biraz böyle tıs tıs. Ama arkadaşlar bak, yiğidi ye. Yok, yiğidi öldür hakkını yeme demişler ya arkadaşlar. Bak, görüyorsun değil mi? Yine de bak, harbiden kapışıyorum yani pusmama rağmen. Yani hiç böyle şey yapmıyorum yani. R yok, görüyorsun. Hep böyle face to face yapmaya çalışıyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım yani. Onların güvendikleri dağlara kar yağdırırım. Yani böyle bilinsin Sabri Bey, anlatabildim mi? Üç onluk delikanlıyız yani. Kimle, nerede, ne şekilde oyun oynayacağımızı yani bırak kendimiz karar verelim. Yani anlatabildim mi? Ben biraz sessizlik olsun değil mi arkadaşlar? Siz oyuna odaklanalım. Kaldı zaten 3 kişi. İkisi benim olsa çok iyi olur. Şu an biraz alandayız. Alanın böyle kıyrındayız. Kıyrında. Çanta biraz güvenilmez abi. Silahlar desen. Aga be. Neyse arkadaşlar, biraz daha oyuna odaklanalım. Samuray sen misin dostum? Bu oyunda da maşallah hepsi Türk be. Türkleri severim demiştim arkadaşlar. Türkler benim kanım. DNA'larımla aynı şeyleri taşıyoruz arkadaşlar. Türk Türk kardeştir. Nokta. Ağır kesicimizi gömdük. Daha dün bir yemek yedim arkadaşlar. Ondan bu enerjim var. Vallahi bal mal yedim bir sürü söylemesi. Hala ağzımda da. Şu an yanımda su var, içemem arkadaşlar. Ağzım biraz şey oldu. Ama olsun. Biraz da sonra içeriz. Beraber içeriz hatta. Şunları bir sal be kardeşim. Oyun bitmiş, hala bir loot peşindeyiz biz de. Şu an biraz daha camperlamam lazım. Bu D planı arkadaşlar. Bunların hepsini at. Geri kalanlar zaten bizimledir. Şu kadar mermi yeter kardeşimize. Savaşçı dediğin her zaman ayakta kalabilmeli. Arkadaşlar çalış fikirleriniz falan varsa yazın, oynarız. Mesela çantası challenge veya tek silahlı challenge. Bir sürü challenge, tava challenge. Veya adamlara tavayla çalamayı için yapma. Atmayayım da o kadar. İçimden geçerler. Böyle de bir oyuncularımız tabii ki var arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar da böyle sürünüyoruz da böyle yılan gibi şey gibi. Kardeşim ne bileyim yani. Biraz yorgunluk var arkadaşlar aslında ondan sürünüyorum. Biraz yorgunluk var ama yorgunluk geçicidir. Acı geçicidir kardeşim. Anlatabildim mi? Biraz dinlenelim arkadaşlar. Havayı koklayalım. Vallahi rahatladım. Şimdi siz de bir derin nefes alın arkadaşlar böyle. Al. Al. Dinle beni. Al bir tane derin nefes. Kendine gel. Oğlum bu adam nerede ya? Adamı karşıdan vurdu. Nerede vurdu? Bak bütün şeyi, bütün oyun anlayışını bitirdim ben. Savaşçı dedim böyle olmalı. Oyuna adapte olmalı. Neyse biz size de adapte olalım. Oyuna da adapte olalım. Her şey daha güzel olsun. Arkadaşlar şortta da video gelecek. Ki siz bu videoyu izlediğiniz zaman şortta da videolarım olur. GTA 5, PUBG falan böyle kısa videolar. Eğlence amaçlı. Onlara da bir bakın, bir göz kestirin. Neymiş, ne değilmiş falan filan yani. Anlatabildim mi dostum? Dostum. Bu arkadaş nerede ya? Beni çok uğraştırdı bu kardeşim ya. Selamun aleyküm demiyorsun, hayırlı işler diyorsun, anladın mı? Oğlum 12 leş yapmışız lan. O bir tane bombayla patlattı Kamil. Onu 13 desek. Şimdi buradan da bir kill, 14 kill pusarak iyi bir rakam arkadaşlar. Normal bir arkadaşlar bile şey olmuyor. Şey dedim bana en son taşta falandım arkadaşlar. Şimdi platin falanımdır hemen hemen. Bilmiyorum vallahi. Oynamıyorum 2 aydan beri. Düşmüşler illa ki rank mank. Rank kasan da birisi değilim de. Gel işini oynuyoruz işte. Puan bir oyun. Arkadaş nerede be kardeşim? Sürüne sürüne bir hal olduk be. Vallahi var ya, çimenlerin rengi artık dirseklerimde. Bak şu an kendi bedenimdeki dirseklerde hissediyorum ya. Dizlerim zaten ağrımaya başladı, bacak dizlerim. Kafam desen zaten bortu böcek girdi. Anlatabildim mi? Burası camperlamak için güzel bir şey. Camper. Evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş beni buradan görme ihtimali %99.99. Evet. Çok akıllıysa zaten ağacın arkasına, şeyin arkasına, çimenliğin arkasına bakar derken karşıya alan vermesi kaçıncı seviye kardeşim? O kesin tepelerde bir yerde. Bunu da bizim gibi pusup bizi indirmesin sakın. Ay ay, nereden çıktı lan o? Sis mod taktin. G planı. A burada. Bu niye bana arkasını döndü lan Bero? Niye bana arkasını döndü? Oyunda acayip acayip şeyler oldu ya şimdi. Birisi durdu. Bu da arkasını döndü. Beni tanıyorlar mı acaba? Ya,
heyecanlandılar veya benim kazanmamı mı istiyorlar? Hiçbir fikrim yok arkadaş. O kili de sayarsak 14 kili oyunumuzu bitirmiş olmaktayız arkadaşlar. Bu tür videoların daha çok kalem. Üçüncü sezon videoyu beğenin. Bu arada buraları özlemişim arkadaşlar. Sizi daha çok özlemişim. Tekrardan evrenin, hayatın, iyi dilekleri sizlerin de olsun. Gönlünüzde ne varsa olsun arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendine bak dostum demiştik. Tekrar diyorum. Hadi görüşürüz.